Denizdeki petrolün temizlenmesi aylar sürebilir. Şimdilik acil yardım ekipleri bölgedeki ıstakoz, pelikan gibi deniz canlılarını öldüren ham petrolün yayılmasını önlemeye odaklanıyor. Plains All American Pipeline firması sızıntı için özür diledi ve sahil boyunca temizlik yapma sözü verdi. Sızıntılarda temizlik aşamalı olarak yapılır. Biz şu anda ilk müdahale aşamasındayız. Bölgede yaklaşık 400 kişi çatlak etrafındaki suyu ve toprağı temizlemeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının katlanması bekleniyor. Uzmanlar sızan petrol miktarının Amerika'daki ortalama bir konutun yıllık su tüketimine eşit olduğunu söylüyor. Yetkililere göre rüzgar ve akıntı temizliği zorlaştırıyor. Sızıntı meydana geldiğinden beri çalışmalar aralıksız sürüyor. Yüzlerce kişi olayın her boyutuna odaklanıyor. Elimizdeki bütün imkanları kullanıyor ve bölgedeki durumu düzeltmek için federal ve yerel düzeydeki örgütlerle işbirliği yapıyoruz. Sızıntının verdiği zarar sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik. Kaliforniya'da meydana gelen sızıntının yaz turizmine de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sahilde daha fazla zaman geçirmek istiyorduk ama maalesef erken ayrılmak zorundayız. Firma yetkilileri borunun 1991'de yapıldığını ve sadece birkaç hafta önce test edildiğini söylüyor. Ancak basına yansıyan haberlerde firmanın güvenlik ve bakım koşullarını birçok kez ihlal ettiği kaydediliyor. Hükümet yetkilileri borunun etrafı temizlendikten sonra çatlağın nasıl oluştuğunu araştırmayı planlıyor. Ayşe Gülsümit, Amerika'nın Sesi, Washington.